Esin gelinin salonu gayet aydınlık ve ferah. Kum beji tonlarındaki keten kumaşlı kanepeler spor tarzda. Krem rengi minimal televizyon ünitesinin hemen yanında pirinç gold bir kitaplığa yer verilmiş. Yemek bölümü mermer desenli oval masa ve krem rengi sandalyelerle çok şık. Dikey pliseli tüller ve Japon fon perde salonun genel tarzına uygun. Desensiz ekru rengi halı ferah bir seçim. Toprak tonlarına boyanarak çıtalama yapılan duvar salona hareket kazandırmış. Son olarak bal köpüğü cam başlıklı avizenin salona çok yakıştığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben genel olarak beğendim mobilyasını, güzel. Aksesuarları da uymuş. Genel olarak beğendim, sadece koltuğu beğenemedim. Yani şekil olarak beğenemedim. Oo, model tekliği olarak mi? Evet, tekliği şekil olarak beğenemedim sadece. O yuvarlağı masam da oval zaten. Oradan böyle bir uydurmak istedim. Rengini de yine siyah detaylarım olduğu için siyah katmak istedim. Yani o da bunlar gibi küt olsaydı çok böyle takım takım dururdu. Koltuğun zaten masam da oval çok ya. Güzel. O yüzden onu daha böyle bombe yaptırmak istedim. Çiçeklerin yapay mı? Yapay. Canlı nar da var. Kitaplığın yanındaki kılıç çiçeğim canlı. Şu köşedeki ve şuradaki yapay. Peki bu şu da yapay. Düğün çiçeğim mi? O benim gelin çiçeğim, evet. Ben onu o şekilde öyle dekor yapmak istedim. Biliyor musun bu çiçeğin adını? Hayır. Ya. Evet. Gelin çiçeğin adını bilmiyorsun. Evet ya, biraz yabancı gibi bir isim var. Böyle benim sürekli unutuyorum. Gelin çiçeğimdi. Bunun canlısıydı. Çok seviyorum. Bunlar gala. Beyaz galalar. Çok hoş. Çok güzel bir çiçek. Güzel olmuş. Gelin. Evet, oraya öyle yaparak tam böyle istedim. Sen Nisan'da falan mı evlendin? Haziran. İşte Nisan'la Haziran arası çoğunlukla olan özel bir çiçektir bu gerçekten. Böyle ben de onu görünce aklıma gelmişti. Ya. Demek sen de gelin ben çiçeği de olarak kullanmışsın. Evet. Çok güzel. Bu çiçekler her zaman burada. Her zaman her burada. Zaman bu burada, ıslak diye geçiyor. Ama birinci nasıl kat, birinci kat çiçek var o da değil mi? Evet, o da şöyle eşimin bana ilk aldığı farklı demetlerin arasından kalan bir şey. Wow. Onu o şekilde öyle saklıyorum. Kurutmuştum. Öyle dekor olarak saklıyorum. Ya aslında güzel ama her yerde mesela şu altı tamamen boş isterdim ben. O zaman daha güzel ya dururdu. O boşluk aynı beni çok rahatsız ediyor. Ben duvarları, işte masa üstünü, bu dekoratif köşeleri boş sevmiyorum. Ya aslında bak eşyaların ayrı ayrı güzel, evet, ama çok boğmuşsun. Her şey var. Sen bugün boğulmaya çok takıldın. Ben sana bir şey soracağım boğmuş, ya. Evet, kendi kendini boğmuş. Bu sehpayı hazır mı aldın, yaptırdın mı? Hazır. Kitaplığım... Orta sehpam, divan sehpalarım ayrı kombinledim. Bizim İzmir'de bir gelinimiz vardı. Ebru gelin bu sehpanın aynısını aramış bulamamış, yaptırtmış. Aa. Hatta altında cam yoktu. Ben dedim ki altına cam koymalısın. Hatırlayalım. Orta sehpamı ben almadım. Biz yaptık eşimle beraber bunu da. Demircide yaptırıp üzerine kendimiz boyadık, camını kestirdik. Çünkü bravo, ben bunu bir yurt dışı sayfasında görmüştüm. Bunu 2-3 sene önce yaptırdım. Ama hiçbir yerde bulamadım aslında. Allah Allah. Sonra dedim ki babama da aslında çok yaygın. Şu an çok var. 3 sene önce yoktu. 3 sene önce yoktu. Vallahi helal olsun. Bayağı selam olsun, bayağı uğraşmış. Sen kaça aldın bu sefer? Ben 1500 TL'ye aldım bunu. Kaç almış 1500 TL'ye? Artık internette var. Her şey. Yani artık. Kitaplığım da internetten. Yeni Zigon sehpalarım da internetten. Onları kaça aldın bunları, hayatın fiyatı ne? Kitaplığım 2500 TL. Zigon sehpalarım 1200 TL'ydi. Oradaki kamera görüyorum ben. Birkaç fotoğraf tane makinalarım. Evet, fotoğraf ben makinalarım. Ben fotoğraf makinalarını o büyük olan 9. sınıfta babam ilk fotoğraf makinem o. O bana öyle hediye mi almıştı, evet. Diğerleri de babamın gençliğinden kalan eski fotoğraf makineleri. Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi çok seviyorum. O yüzden onları orada dekoratif olarak. Oğlak. Oğlak. Evet, dekoratif olarak çekmeyi kullanıyorum orada. Aa, çok güzel. Çok. Benim de çocukken vardı bak. Vallahi enteresan, ortak zevklerimiz var. Evet hanımlar, devam edelim Nisa'cığım. Ben salonunun genel havasını beğendim. Bunlar takım galiba, kitaplığın hepsi modeli. Ayrı aslında aynı takım, şöyle aynı yerden almadım. Farklı yerlerden bulup ben kendim takım yaptım. Güzel. Yani camlarının renkleri farklı. Metaller zaten aynı olduğu için. Evet. Metalleri güzel şey ama var. Koltuğun ayakları sarı ama parlak. Evet. Onlar maalesef ben aynı onu bulamadım. Yani özel yapım koltuklarım. Yemek masam ayrı hazır ama koltuklarım özel yapım. Yatak odam da o şekilde. Yani beklemek istemeyince onları kabul etmek zorunda kaldım. Ne kadar aldın koltuklarını?
Koltuk takımım 18.000 TL'ydi. Keten değil mi bu? Keten bu, evet. Temizliği çok rahat oluyor. Teklinin kumaşı da keten oluyor. Ya işte aynı olmuyor. Farklı. Aynı bence çok bir yerden sıkıcı geldi. Ve boğucu olurdu. Onu ben öyle, berjerler genelde patlatılıyor zaten. O şekilde o rengi patlatmak istedim ben. Yerler çok siyah. Değişik. Fark ettiniz mi onun altı? Çok taş. Ahşap mı, taş mı? Taş bu, evet, taş. Taş. Nasıl kullanımı? Çok güzel. Rahat ve mı? Ve çok rahat. Yani kirin yerden ve tozu. Yerden ısıtmalı var. Evet, yerden ısıtmalı. O zaman rahat ediyorsun, evet, tabii. Evet, tozu belli etmiyor. Açık renk daha olur. Sıkıntılı oluyor yani. Avize de ben çok beğendim. Sanki çok uyumlu bence. Çok güzel, çok şık. İki tane. Evet, çok, evet, birinci gold yine bunlarla çok uydurmak güzel istedim. Güzel, güzel gözüküyorlar. Fiyatlarını da öğrenelim. Avizelerimin bu iki tanesi 2000 TL'ye yakındı. Şu an tam hatırlamıyorum. Bakın, genelde halıda sıkıntı yaşıyor gelinler. Evet, halılar, doğru, perdeler, fonlar. Bizim başımızın dertleri. Evet. Fakat siz hiç halıdan bahsettiniz. Halı bence çok güzel. Bence halıyı beğendiniz. Tam yerinde, evet, olmuş. Çok olmuş. Başka bir şey düşünemiyorum yani. Evet. Karma desenleri alalım. Beğenmiyorum. Bu 2500 TL'ydi halı. Güzel. Makineye falan atıyor, güzel oldu. Yok, bunları atamıyoruz aslında. Tabii, tabii. Yıkatmaya veriyoruz. Yıkatmaya veriyoruz. Evet. Ay, evet. Şey, fonlarının rengi de çok çok kesmiş gibi duruyor. Kenardaki siyahları mı söylüyorsun? Kesmiş. Bu dikey perde. Evet, dikey perde diye geçiyor, duruyor, biliyorsunuzdur. Yanındaki tonu bir tık daha koyu istemiştim ama bu sefer salonumla uymadı. Açık gri. Yoğun ışıkta biraz tam belli olmuyor. Gün ışığında avizeleri yakmadığında, evet, evet. Duvarlarına biraz daha yakın, daha belli oluyor ama bu avizelerimi yaptığımda yoğun ışıkta tam tonu belli olmuyor. Hmm, kesmiş gibi görünüyor. Onu da denemiştim yani, siyaha daha yakın koyu gri tercih ettim de çok uymadı mobilyaların ve yemek takımımın tonlarıyla. Ben bu şekilde seviyorum. Perde falan kalmadı artık. Evet. Öyle beyaz perdeler. Ben de salonu bunları daha çok yatak odasında falan yine mecbur kullanıyorum, evet, ama onun dışındakilerde. Nasıl? Duvarı çok beğendim. O tablo el yapımı, hazır mı? Yok, hazır aldım onu. Ama çok, çok güzel. O da yine çıtaları mı sevdiniz? Çıtaları babamla yapıyorum. Öyle mi? Evet, köpük güzel onlar aslında. Aa, çok güzel olmuş. Evet. Altı, şey, başka bir renk olması değil mi duvarın, evet, rengi, evet, de? Evet, farklı bir renk. Yine ama kapının girişindeki gibi. Evet, farklı. Aa, ne ton var bu şimdi? O toprak green tonları diye geçiyor aslında. Olive. Yani her buralar ışıkta gri. Ve bu da farklı. Şurası bak da aynı. Yine bir pencere orası. Aa, da. Aa, çok güzel. Toprak tonları. Masal sandalye çok şık. Teşekkür çok ediyorum. Yakışmış. Teşekkür ederim. Ama odanın kendi rengi orayı kesmiş gibi. Aynen. Krem rengi olsaydı, orası, evet, da o renk olsaydı çok hoş olurdu. Öyle mi? Krem değil ki bu, gri. Krem, krem olsaydı. Krem olsaydı mı diyorsun? Kremle ışık ton iyi bir yardı diyorsun. Orası kesilmiş gibi duruyor. Düşünebilirsin belki. Kum beji de olabilir. O tonlar annemin ilk evlendiği yıllarda çok modaydı. Onları hatırlıyorum. Krem tonları. Öyle hatırlıyorum. Bu şu ne renk şimdi? Bu da yine krem. Bunun içerisinde bu griler de var. Bu kum beji değil mi ya? Evet. Ha, uzaklarından kum görünüyor ama. Evinden getirmiş herhalde bu bunu Aslı Hanım. Hayır. Arasında kum beji. Gri, yakından bakarsanız Aslı Hanım, gri şimdi işlemeler tek de var. Bu, evet, işleme değil. Şimdi kumaşın dokusu keten. Evet. Keten dokusunda dokunurken tabii ki iplikten sebep, evet, açıklı koyulu bir durumu var ama genel bakıldığında kum beji gibi duruyor. Aynen. Güzel, evet, çok güzel. O yüzden gri zaten. Bizim yani evlendiğimiz yıllarda gri, eşimle de hep gri düşünüyorduk. O tonlarda kullanımı rahat zaten grinin, evet. Çok da rahat, kullanışlı, rahat oluyor. Ama dediğiniz renk de olabilir. Uyumlu, evet, olabilirdi gerçekten. Biraz, evet, daha açık krem olabilir. Evet. Salonla daha evin uyumlu olabilirdi. O uyuyor. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hanımlar? Masa çok güzel. Dedik, evet. Ben çok beğendim. Ama arkada çok fazla, yine dediğim gibi, çok şey var. O olmasaydı, masa biraz daha geride olsaydı hem daha açık olurdu. Kapıdan konsol kaynaklı. Yok, konsol olmasaydı. Konsol gereksiz buluyorum ben, konsol. Artık kalmadı yani. Ya, konsol yani, ihtiyaç. Bence ya de büyük ihtiyaç. Mutfaklar çok küçük. Yani benim her şeyim neredeyse orada vallahi diyebilirim. Ben de konsolsuz yapamayanlardanım. Çok eşyalarımın kalabalıktan dolayı onu almak istedim. Böyle o masa sağlamadım. Bu masa çok büyük ya. Bir de, evet, kapana açılabilen. O olmasaydı dediğin da gibi daha ferah durabilirdi, evet, ama dediğim gibi ihtiyaç gerçekten. Çok beğendim. Şu köşedeki davetiyen galiba çerçeve, evet, etmiştim. Evet, bizim düğün davetiyemiz. Onu da o şekilde dekor yaptık eşimle. İyi, aksesuarları beğendiniz. Evet. Çok beğendim. Ya bir eve aksesuar yakışıyor değil mi? Aksesuar çok boş. Yeterli olduğu, evet, zaman, evet. Peki aplikleri nasıl buldunuz? Çıtaların içerisindeki tablonun sağında ve solunda olan. Daha farklı, evet, bir şey olabilirdi sanki. Ne tarzda mesela? Böyle uzunları var. Dik ya zaten, dikdörtgen ya. Biraz böyle biraz ince, küçük, uzun, küçük, çok çünkü. Ben uzun boy olarak cam görmüştüm. Var. O da yine siyah ve eskitme gold salonumla uyumlu olduğu için çerçevemle de uydurmak istedim. Böyle eskitme, hı-hı, goldlardan, evet, ledler var.
Bende de var çünkü. LED'leri biliyorum. LED'leri tercih etmedik biz. Güzel oluyor. Eşimle. Yani biz sanki her şeyi eşimle beraber seçip yapıyoruz Aslanım. Çünkü birazcık küçük o sanki. Ama onun iç tavanı evet, zaten çok geniş değil o çerçeveler aslında. Küçük oluyor onlar ama. Evet, minimal yani. Genel çok geniş değil. Avizelerle yemek masasının üzerindeki avizeyle aplikler takım olarak arz ediyorlar. Mesela bunların var mıydı aplikleri? Hayır, var. Takımı? Ben çok aradım, var. Bulamamıştım öyle o zaman. Mi? Şu an var mı bilmiyorum. Benim evimde vardı, hatta ben rengini beğenmedim diye çöpe attım. Aynısı böyle. Evet, eskitme gold'tu böyle. Top olarak ben gelmemiştim. Çok bekledim onun gelmesini. Ya. Çok sinirlendim. Ay bak böyle şeylere çok kızıyorum. Ben de yapamam. Sinir olunca bir şeye hemen gitsin yanımdan istiyorum. Ay, çeyizini çöpe atan gelinler gördüm ben. Ay müsiplik sevmiyorum ya. Yok o kadar değil. Şu zamanda yapmayın evet, böyle. Evet bir de bu devirde. Yani bir şekilde değerlendirin. Gerekiyorsa etrafınıza bir bakın, ihtiyacı olanlara verin. Günah böyle şeyleri ya. Yamuktu ama ya. Yamuk yani ben gözüküyordu. Fazla böyle artan yemeklere bile kıyamıyorum. Ne demek yamuktu? Yamuktu böyle. Takınca yamuk duruyordu. Kocan düzeltti mi? Sıkıntılı mı geldi acaba? Kocam dokunsaydı hiç kullanılmayacak hale gelirdi. En azından ben dışarıda bıraktım onları. Alır bir sus su de biri diye. Kocan da beceriksiz, benimki beceriksiz. Yok, hiçbir şey ellemez evde. Ay benimki de ellemiyor vallahi. Ellese bile sonu pek iyi olmuyor. Ay benimki de gerçekten... Çellemesi daha iyi. Benimkisi maşallah hallediyorum. Seninkisini maşallah var. Bizde nasıl Ruslar diyorlar, eğer fark etmez erkek kadın bir şey becerikli değil mi yapıyorlar. Evet. Biz diyoruz altın el var. Ha, oo, evet şöyle benim eş bana. Sen yani kocanı almadan önce baktın altın eli var mı? Efendim? Kocanın altın eli var, var mı diye bir kontrolden geçirdin yani altın elini. Evet eli. Ha, iyi tamam evet, sıkıntı yok o zaman diyorsun. Quality control geçirdim. Hadi bakalım. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani genel olarak beğendim. Sadece arkadaşlarımın da dediği gibi uyumlu olmamış aplikleri. Hmm. Yani uyum olarak uyum konusunda katılmıyorum. Renk tonlarıyla ben yakaladığımı düşünüyorum. Ama avizelerle evet farklı model olduğu için ona katılabilirim. Ne kadar aldın ikisini? Onlar 200 TL. Onları çok uyguna aldım. Evet, bayağı uygun. Tanesi 200 TL'ydi onların. Bu kirpikleri nasıl uzattın sen onu söyle. Doğuştan hastalık. Bak bak bak, vardır bir şey kullanmışsındır. Yok, gerçekten kirpik yok. Kirpik uzatıcı bir şey kullanmışsındır. Evet, senin içerik üreticisi hanımefendi. Doğal kendi kirpiklerim. Öyle mi? Maşallah. Peki kirpiklerinle birlikte gelinleri de al bir mutfağa git. Tamam o bakalım zaman. Bakalım mutfağını değerlendirsinler. Bakalım. Gelinimizin mutfağı nasıl? Buyurun. Gidelim. Salonun lafım yok. Gerçekten halasının eli hiç yok. Lak diye de bulmuş yani maşallah.